Efendim merhaba, hoş geldiniz. TGRT Haber ekranlarında haber maratonu durdurak demeden soluksuz bir şekilde dünyada bugün kuşağıyla devam ediyor. Dünyanın çeşitli noktalarında yine önemli gelişmeler vardı. Önce bir başlıklara bakalım, ardından teferruatlarla haber yolculuğumuza start verelim. İlk durağımız Brüksel olacak. Brüksel'de kritik temaslar. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu orada. Stoltenberg'le görüştü. NATO Genel Sekreteri biraz sonra bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Brüksel'deki temaslarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Zira Doğu Akdeniz meseleleri özellikle çok önemli. Bu konular teferruatlıca ele alındı Brüksel'deki bu kritik temaslarda. Salvolara devam. Değerli seyirciler, Trump, daha doğrusu Biden'ın, yeni seçilen ABD Başkanı Biden'ın muhtemel Dışişleri Bakanı Blinken yine Türkiye ile ilgili bir yazılı beyanat veriyor. Bir senatör birkaç soru soruyor. Senatörün yazılı sorularına da Blinken yazılı bir cevap veriyor. Ve o cevaplarda gerçekten de Türkiye'yi rahatsız edecek ifadeler var. Neler söyledi? Teferruatlarını biraz sonra aktaracağım. Anlamaya gayret edeceğiz. Yeni Dışişleri Bakanı'nın izleyeceği Türkiye politikasına dair bir fikir edinmeye çalışacağız. Evet, sarayı olay oldu. Putin'in biliyorsunuz en etkili ve en cesur muhaliflerinden Navalny bir takım paylaşımlarda bulundu. Kaçak yollarla, efendim, bir takım usulsüzlükler ve yolsuzluklarla Karadeniz'de kıyılarında bir şato diktiğini Putin'in söylüyor. Saray gibi devasa bir malikane. Bu paylaşım 40 milyonu geçmiş durumda şu anda. Sosyal medyada paylaşan paylaşana. Bakalım nasıl bir saray bu, nasıl inşa edilmiş. Kremlin yalanlıyor ama bu konudaki iddialarda ısrarcı. Bir bakacağız şimdi, onu da anlamaya çalışacağız ne olup ne bittiğini. Sertifika da yok dolaşımda. Tamam, Avrupa Birliği şu aşı sertifikası meselesinden vazgeçti. Çünkü onun bir sonraki aşaması aşı pasaportu olacaktı. Fakat. Tamam, ben bu uygulamayı şimdilik erteledim ama yine de rahat rahat dolaşmanıza ve seyahat etmenize de izin vermeyeceğim diyor. Avrupa Birliği çok sert geliyor, çok sert önlemlerde. Biraz sonra neler olduğunu aktaracağım. Böyle giderse ki bunlar hayata geçirilecek, Avrupa'ya gitmek çok artık kolay değil. Avrupa'nın içinde de dolaşmak o kadar kolay olmayacak. Teferruatları biraz sonra anlatacağım. Biraz Brüksel'e gidelim. Brüksel'deki temaslara bir bakalım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kritik görüşmeleri vardı. Zaten biraz sonra açıklama yapacak. Ama biz öncesindeki şu görüşmelere bir bakalım. Kimlerle bir araya geldi? Yoğun bir trafiği var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu Belçika ziyaretinin ikinci gününde kritik görüşmelere başladı. NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu görüşmeden sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. İttifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Paylaşımında ülkemiz ittifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan'da ve Irak'ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz dedi. Çavuşoğlu ikili temasları kapsamında Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nako Sanchez Amor'la da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alındığı belirtiliyor. Tabii ki peş peşe daha önemli görüşmeler de var. Şimdi söz konusu temaslara dair Bakan Çavuşoğlu biraz sonra bir açıklama yapacak. Biz hemen o açıklamayı ekranlarınıza canlı olarak getireceğiz. Evet, kritik önemde bir zirve aslında. Temaslar, daha doğrusu Brüksel'de. Zirve mahiyetinde temaslar bunlar. Bir taraftan NATO Genel Sekreteri, bir taraftan Avrupa Birliği'nin önemli isimleriyle yapılan görüşmeler, ki dün Borrell'le görüşmüştü. Şimdi Doğu Akdeniz başlığı çok önemli. Hele hele biraz sonra anlatacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı, muhtemel yeni Dışişleri Bakanı'nın Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamaları gerçekten biraz ürkütücü. Konuşacağız. O açıdan bu temaslar önemli. Dışişleri düzeyinde Çavuşoğlu'nun temasları çok çok önemli. Ve tabii ki göç meselesi, vize serbestisi maddeleri de tartışılıyor. Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nden beklentileri var.
biz adım atacaksak Avrupa Birliği de adım atmalı ve göçmenler yani mülteciler anlaşmasına uymalı, taahhütlerini yerine getirmeli diyor Türkiye. Bakacağız bunlar gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Biraz sonra Çavuşoğlu bizi bilgilendirdiğinde Bakan Çavuşoğlu daha net anlayacağız ama uzun soluklu bir görüşme trafiği bu. Şimdilik Brüksel ama sonrasında da devam edecektir. Evet, Ortadoğu'da bir anda tansiyon yükseldi çünkü bu saldırıyla birlikte terör örgütü DAEŞ güçlendi. Ve bir şekilde bu saldırıda güvenlik kusurları var, zafiyetleri var. İşte bu noktadan sonra görevden almalar ve görev değişikliğini de görüyoruz. Evet, Biden'ın ve yönetimi artık yeni iş başına daha yeni başladı. Önünde öyle görülüyor ki Bağdat'taki bu patlamayla birlikte önemli sıkıntılar bulabilir Orta Doğu'ya dair. Şimdi Biden'dan bahsetmişken Biden'da kalmaya devam edelim. Trump'ın şu azil süreci 19 Ocak'ta görüşülecekti. Kimileri bunun karara bağlanacağını, senatonun 3/2'lik bir çoğunluk sağlayacağını söylüyordu. Sonra demokratlar, daha doğrusu cumhuriyetçiler buna pek yanaşmadılar. Bu meseleyi kapatmak istediler ya da sürece yaymak istediler. En nihayetinde 19 Ocak'ta bir karar çıkmadı. Şimdi bunu sorgularken ve Nancy Pelosi de bu azil sürecinin hızlandırılmasını isterken azınlık senatöründen enteresan bir talep geldi. Biden için de azil sürecinin başlatılmasını istedi. Bir bakalım. I don't think it's very unifying to say. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'nun eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yargılama sürecine değindi. Pelosi, süreci hızlandırmak isterken Cumhuriyetçilerden farklı bir teklif geldi. Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Trump'ın kendini savunmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Azil yargılamasının Şubat ayına ertelenmesini istedi. Öte yandan göreve yeni başlayan Joe Biden'la ilgili bir azil başvurusu geldi. Temsilciler Meclisi Vekili Cumhuriyetçi Taylor Greene, yeni başkan Biden'a karşı azil maddesini meclise sunduğunu açıkladı. Biden'ı gücünü kötüye kullanmakla suçladı. Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş ilişkilerine işaret etti. Değerli seyirciler, Biden artık görev başında, şu anda Oval Ofis'te. Trump'tan kalan her şeyi değiştirdi. Trump'ın tüm izleri siliniyor Oval Ofis'ten. Hatta efendim çağrı düğmesine kadar her şeyi değiştirdi Biden. Şimdi yeni Dışişleri Bakanı Blinken, Antony Blinken, artık o da göreve başlayacak. Zaten Dışişleri Bakanı diyebiliriz. Ve biliyorsunuz Senato'daki görüşmede, 19 Ocak'taki o görüşmede senatörlerin Türkiye ile ilgili sordukları sorulara enteresan cevaplar vermiş. S-400 meselesinde daha sert yaptırımlar gelebilir demişti. Şimdi bir yazılı soruya da verdiği yazılı cevapta Türkiye'yi sadece S-400 meselesinde değil başka başlıklarda da zora sokacak bir takım adımlar atabilir gibi bir görüntü çıkıverdi ortaya. Çok peşin hükümlü olmamak lazım. Sadece bu ifadelere baktığımız zaman hani geleceğe dair bir fikir edinebiliyorsunuz. Ne olacağına dair en önemlisi. Şimdi bakınız ben ısrarla şunu söylemiştim. Biden'ın artık göreve gelmesi de yakın bir zamanda Yunanistan'dan peş peşe çıkışlar geldi. İyon denizinde 6 milden 12 mile çıkarma kıyı sınırlarını, bunun parlamentoda onaylanması. Şimdi de Girit'in doğusunda da benzer bir hamleyi yapmaya hazırlanıyor Yunanistan. Bunlar çok tehlikeli adımlar tabii ki. Ve tam da Biden'ın göreve başladığı anlarda oluyor bunlar. Şimdi zamanlaması çok enteresan. Ve biz bunu sorgularken, hele hele ben burada bu programda sizlere bunu aktarırken bunu defaatle dile getirmiş ve ben de burada sizlerle birlikte sorgulamıştım. En nihayetinde bakınız Blinken enteresan bir ifade kullanıyor. Şimdi yazının orijinali burada. Yazılı metnin cevabı burada. US Secretary of State. İşte bir senatör soruyor. Diyor ki sizin Ermenistan meselesi, Karabağ meselesi, Doğu Akdeniz meselesindeki yaklaşımınız nedir diyor Türkiye'ye yönelik. O da yazılı bir cevap veriyor. O yazılı cevabın size ben şimdi hemen tercümesini yapayım. Doğu Akdeniz hakkında yöneltilen yazılı soruya Blinken'ın verdiği yazılı cevapta Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'la ilişkileri Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız için önemli ve
efendim önemli görüyoruz ve ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz diyor. Bakın tekrar ediyorum. ABD Yunanistan ilişkileri Doğu Akdeniz çıkarlarımız için son derece önemli. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız için son derece önemli. İlişkilerimizi güçlendireceğiz diyor. Türkiye ibaresi yok burada. Yunanistan'dan bahsediyor. Devam ediyor. Ermenistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını destekleyeceğiz. Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacı nedir? Silah, işte belli başlı malzemeler. Ve eski yönetim Azerbaycan'ın saldırganlığını aylarca pervasızca izledi diyor. Yani yeni Dışişleri Bakanı diyor ki Amerika'nın Azerbaycan işgal edilen topraklarını kurtarmak için bir askeri operasyon başlattı. Bunu pervasızca bir saldırı olarak yorumluyor ve Trump yönetiminin de bu pervasızca saldırıyı seyrettiğini söylüyor. Hiç müdahale etmediğini söylüyor. Oysa ilk saldıran Ermenistan'dı. İlk saldırıyı gerçekleştiren Azerbaycan buna yanıt verdi. Ardından Azerbaycan ordusu da operasyonlarını ilerletmeye başladı. Şimdi yeni Dışişleri Bakanı'nın yorumu bu pervasızca bir, bu bir saldırganlık ve bu saldırganlıkta pervasızca izlendi diyor Trump yönetimi tarafından. Yani biz böyle yapmayacağız diyor ve güvenlik ihtiyaçlarını da destekleyeceğini söylüyor Ermenistan'ın. Şimdi burada tabii Putin hamleleri, Putin'in Ermenistan'da Paşinyan'ı iyice kontrolü altına alması vesaire vesaire. Bir de Ermenistan diasporasının, hele hele Amerika'da çok güçlüdür, dünyada en güçlü olan ülke ABD, Ermeni diasporasında demokratlarla ilişkileri zaten bilinmekte. Hatta sözde soykırımın kabul edilmesi noktasında temsilciler meclisine yapılan oylamanın da demokratlar tarafından neredeyse bir blok halinde desteklendiğini de hatırlayalım, unutmayalım. Şimdi o yüzden de o diasporaya da iyi görünmek, kendi demokrat senatörlerine de sevimli görünmek adına işte böyle bir ifade kullanıyor. Ermenistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını destekleyeceğiz diyor. Şimdi bunlar sıkıntılı. Neden? Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte Karabağ meselesindeki duruşu belli. Türkiye Doğu Akdeniz'de en önemli taraf. Çünkü şimdi iki aktör var, Yunanistan ve Türkiye. Şimdi bir de Avrupa Birliği dış aktör olarak işe müdahil oldu. Sorun Türkiye ile Yunanistan arasında. Ama Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Yunanistan'la ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız bunu gerektiriyor diyor. Şimdi eğer çıkarların bunu gerektiriyorsa Türkiye'nin çıkarları ne olacak? Bu hiç dillendirilmiyor. Şimdi bunları bakarken çok peşin hükümler vermek fevkalade hatalı olur. Uluslararası ilişkiler disiplini böyle ilerlemez. Bu böyledir ama bir ay sonra başka gelişmeler olur. Başka bir dil kullanılmaya başlanır. Herkes kendi pozisyonunu alıp bu noktadan en karlı çıkarım sağlamaya çalışıyor. Böyle görmemiz gerekiyor. O yüzden de bu konunun da Amerika ile birlikte çok konuşulacağı. Yani Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Yunanistan. Böylesine bir döngüde bu meselenin daha çok konuşulacağı benziyor Doğu Akdeniz. Bunu da belirtelim. Şimdi Hamaney'e gideceğiz. Hamaney, Trump'ın golf oynarken uydudan çekilmiş gibi, yani evet öyle zaten, bir fotoğrafını paylaşıyor, tehdit ediyor. Twitter hemen bu paylaşımı kaldırdı. Şimdi tehlikeli. Bakınız golf oynarken çekilmiş bir görüntü bu. Bakınız burada fotoğraf ve burada işte Farsça bir yazı var. Yazıda diyor ki Hamaney, alacağı intikamdan bahsediyor Trump'a yönelik ve aynı zamanda intikam yemini ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı, biliyorsunuz tüm General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü biliyoruz Amerika tarafından. Onun intikamının alınacağını söylüyor ve Trump'ın golf oynarken ki fotoğrafını paylaşıyor. Şimdi Trump burada aslında bir özel aktivite yapıyor burada. Yani spor yapıyor kendince, golf oynuyor. Bu onun özel anları, yani Beyaz Saray'daki çalışmalarından bağımsız bir an. Ve işte yani bunu verirken de biz Trump'ı istersek öldürebiliriz. Yani artık hedefimizde, bu bizim için zor değil. Böyle bir mesaj veriyor aslında bu paylaşımıyla Hamaney. Bu direkt olarak Twitter tarafından hemen kaldırıldı. Yalnız bir şey var, buna dikkat çekmek istiyorum. FBI, Federal Soruşturma Bürosu FBI, gizli servis, Trump ve ailesinin koruma çemberini daha da genişletti. Yani koruyan gizli servis ajanlarının sayıları da arttırılıyor bu arada.
Onu da belirtelim. Öyle görülüyor ki bu paylaşımlardan bakıldığında evet Trump şu anda artık bir başkan olmasa da yine hedefteki bir isim olmaya devam edecektir. Tedbirler de buna yönelik arttırılacaktır. Şimdi Trump gitti, tamam. Geride efendim başlıca sorunlar bıraktı. Şimdi The Time kapak resminde efendim Biden'ın Oval Ofis'teki son ilk gün, Oval Ofis'teki ilk gününü yansıttı fotoğrafta ve bakın nasıl bir resim çıktı ortaya. Evet, Biden geldi, işte Oval Ofis'e girdi. Eyvah ki ne eyvah, Trump'tan bana kalan miras bir enkaz. Bekleyen yüzlerce efendim sorun, halledilmesi gereken binlerce mesele, dosya efendim sıkıntılar, işte bir şekilde nasıl çıkacağım ben bu işin içinden diyerek dışarıya bakıyor. Beyaz Saray bahçesinde penceresinden derin derin düşünüyor, ben bu enkazı nasıl toplarım, nasıl bu sorunların içinden çıkarım. Bunu anlatıyor resim. Yani day one, işte ya ilk gününde ya Biden'ı efendim kara kara düşünceler almış. Trump'tan ötürü tabii ki böyle yansıtıyor Time okurlarına. Evet, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Satır başlarını hatırlayalım. Pazartesi günü Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin başlayacağını özellikle vurguladı ki bu çok çok önemli. Doğu Akdeniz'deki sorunların çözülmesi ancak yoğun, sıkı bir diplomasiyle mümkün ve bunun adımları atılıyor. Ve ikinci önemli husus, Avrupa Birliği'nden vize serbestisi konusunda adım atmasını bekliyoruz diyor Çavuşoğlu. Çünkü verilmiş taahhütler var, yapılmış anlaşmalar var Avrupa Birliği ile Türkiye arasında. O anlaşmalar çerçevesinde de vize serbestisi adımının atılmasını bekliyoruz diyor Çavuşoğlu. Ve çok önemli açıklamalardı bunlar. Tabii ki özellikle istikşafi görüşmeler fevkalade önem arz etmekte. Doğu Akdeniz'deki dediğim gibi o tansiyonun düşmesi için. Zira öyle görülüyor ki önümüzdeki süreçlerde sadece Avrupa Birliği değil Amerika Birleşik Devletleri de bu işe bir dahil olacak. O açıdan diplomasiyi sıkı tutmakta elbette ki fayda var. Ki Dışişleri Bakanı da bunu zaten vurguladı. Şimdi biz devam edelim haberlerimizle. Evet, Putin'in sarayından bahsedeceğim. Navalny ortaya çıkardı, ortalık karıştı. Sosyal medyada milyonlarca insan Putin'in bu kaçak villasını, sarayını yayınlamaya başladı. Gizli saray ortaya çıktı. Putin'e ait olduğu iddia edildi. Görüntüleri zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan Rus muhalif lider Navalny paylaştı. Muhalif siyasetçi Navalny zehirlenmiş, Almanya'da tedavi edilmişti. Navalny aylar sonra ülkesine döndü. Dönüşü de olaylı oldu. Rus politikacı gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Rus muhalif Navalny'nin ekibi olay bir video paylaştı. Video, Navalny'nin gözaltı öncesi çekilmişti. Videoda Putin'in 1.3 milyar dolara mal olan ve dünyadaki en büyük rüşvetle inşa edildiği öne sürülen sarayı yer aldı. İddialara göre binanın bahçesinin büyüklüğü Monaco'nun 39 katı, mülkün çevresindeki 70 kilometre karelik toprak, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne ait olduğu söylenenler arasında. Navalny, mülkün etrafının aşılamaz tellerle kaplı olduğunu söyledi. Kendi limanı, kilisesi, güvenlikleri, özel izin sistemi, uçuşa yasak bölgesi ve hatta sınır kontrolü olduğunu belirtti. Kremlin iddiaları yanıtladı, binanın Putin'e ait olmadığını açıkladı. Benzer iddialar daha önce de gündeme gelmiş, Batı basınında yer almıştı ancak Kremlin tarafından yalanlanmıştı. Putin'i hedef alan video izlenme rekoru kırdı. 2 günde 45 milyondan fazla kişi videoyu izledi. Değerli seyirciler, Avrupa Birliği çok kritik bir başlığı görüşüyor kendi arasında. Online şekilde tabii ki. Ve bu görüşmenin ana teması da sertifika meselesi, aşı sertifikası. Yani başka bir tabirle aşı pasaportu. Yani diyordu ki Avrupa Birliği, öneri öyleydi,
Avrupa'ya gelen ülkeler ve Avrupa içinde dolaşıma çıkacak olan insanlar yanlarında aşı sertifikası yahut pasaportu olacak tabii sonrasında bir nevi. Bu tür belgeleri taşımak zorundaydılar. Dünya Sağlık Örgütü pek bu fikre sıcak bakmadı. Avrupa Birliği içinde karşı duranlar vardı ama ağırlıklı destekleyenler vardı. En nihayetinde Avrupa Birliği diyor ki tamam ben bu sertifikayı erteliyorum. Fakat bu sizin rahat rahat dolaşıma çıkacağınıza, seyahat edeceğinize bir takım imkanlar vermeyecek. Hemen umutlanmayın dediler. Haberde detayı göreceğiz. Aşı sertifikası şimdilik iptal ama seyahat etmek artık daha zor olacak. Avrupa Birliği koronavirüs aşısı olanlara verilmesi planlanan aşı sertifikasını erteleme kararı aldı. Mutant virüsün hızını kesmek için Avrupa Birliği içi ve diğer ülkelere seyahatlere caydırıcı kararlar alınacak. Avrupa Birliği ülkeleri bir araya gelerek yeni tedbirleri konuştu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, ilkinden daha hızlı yayılan mutant virüsten endişeli olduklarını, mecburi olmayan seyahatler için güçlü, caydırıcı kararlar hedeflediklerini açıkladı. Virüsün hızla yayıldığı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kırmızı bölgelere test ve karantina şartı getirilebileceği söylendi. Leyen, yoksul ülkelerin aşıya erişimini sağlamak amacıyla yeni bir Avrupa Birliği mekanizması kurulabileceğini belirtti. Bu aynı zamanda bizim de çıkarımıza. Virüs dünyada ne kadar uzun süre kalırsa mutasyon riski de artacak. Bizim kendi sağlığımız da risk altında olacaktır dedi. Değerli seyirciler, The Guardian'da enteresan bir haber gözümüze çarptı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü aşı meselesinde çok ciddi uyarılarda bulunmuştu. Baktık ki bu uyarılar dikkate alınmıyor. Kendisi harekete geçti. Pfizer, BioNTech gibi mesela çok önemli markalarla yoksul ülkelere ya da geliri az olan ülkelere aşı tedarikinin sağlanması için kritik bir anlaşma yaptı. Şimdi işin önemli bir boyutu. Fakat aşı fiyatları konusunda bile hala sömürgeci kafalar var aşıda bile. Bakınız neden? Şimdi haberin detaylarını aktardığımda daha iyi göreceksiniz. Aşıda bile sömürge kafası. Şimdi bir kere Güney Afrika Oxford AstraZeneca aşısından 1,5 milyon doz sipariş ediyor. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili aşıya doz başına 5,25 dolar ödeyeceklerini söylüyor. Oysa aynı aşı İngiltere'de 2,18 dolara satılıyor. Yani İngiltere'de 2 dolar, Afrika'da 5 dolar. Bunun gerekçesini de nasıl açıklıyor biliyor musunuz? AstraZeneca aşının yapılmasında, oluşturulmasında yeteri kadar destekte bulunmadılar. Hiçbir katkıları olmadı ki bizden fiyat indirimi bekliyorlar. O nedenden dolayı bu fiyat birimi üzerinden veriyoruz aşıları. Ne alaka yani Güney Afrika'nın eti ne, budu ne? Güney Afrika nasıl yardımcı olabilir ki bu aşının yapımına? Nasıl katkı sağlayabilir? Denekle mi? Hani biliyoruz bazı ilaç firmalarının yeni çıkardıkları ilaçları Afrika'daki insanların üzerine test ettiğini. Bazı aşı firmalarının geçmiş tarihlerde yine Afrika'daki insanlar üzerinde aşıları test ettiklerini. Bunları biliyoruz. Daha önceden olmuştu bunlar. Ama şimdi nasıl bir katkı sağlayabilir ki bir Afrika ülkesi Oxford AstraZeneca aşısının oluşumuna? İnsan gücüyle mi? Yeteri kadar insan gücü desteği mi olmadı? Ya da hiç mi olmadı? Yani bir denek olarak kullanılacak insan mı yoktu? Ya da böyle bir talepte mi bulundunuz? Muğlak yani ben bunları sadece afaki olarak konuşuyorum. Böyle bir şey olduğunu söylemiyorum. Fakat nasıl bir katkı sağlayabilir ki? Eti ne, budu ne? Zaten aşıyı alamadığı için Dünya Sağlık Örgütü devreye giriyor. Afrika ülkelerin birçoğu, fakir ve yoksul ülkelerin birçoğu aşıya ulaşabilsin diye. Peki 2 dolar nerede? 5 dolar nerede? Yani gerekçe ise çok enteresan. Canım bize katkı vermediler ki biz niye böyle fiyat indirimi yapalım? Ayrıca İngiltere'de sattıkları 2,18 dolar hani maliyetine satılmıyor. Onu söyleyeyim. Bunun içinde kar payı da var bu arada. Bu ne demek oluyor? Afrika'ya satılan aşılardaki kar payı %100 daha fazla demek oluyor. Onu da
belirtelim. Şimdi devam ediyoruz. Değerli seyirciler, güzel bir haber var İngiltere'den yine. Reuters güzel bir çalışmaya imza atmış. Şimdi bir kadın bir erkek. Bunlar sevgililer ve hastaneye giriyorlar. İkisi de Covid oluyor. İkisi de oksijene bağlanıyorlar. Fakat kötüleşmeye başlıyor çiftlerden biri. Doktorlar diyor ki seni entübe etmek zorunda kalacağız. Görüntü bunu gösteriyor. O zaman evlenmek istiyor. Bu mümkün mü acaba diyor. Hani sevgilimle evlenebilir miyim? Hastane gerekeni yapıyor. Bir bakın çok hoşuma gitti. Gerçekten de ya filmlere konu olacak bir aslında hikaye bu. İngiltere'de koronavirüse yakalanan çift durumları kötüleşince yoğun bakımda evlendiler. Evlenmek için başka şansları kalmadığını düşünen çiftin yoğun bakımdaki evliliği ülkede şu anda gündem oldu. İngiltere'de koronavirüse yakalanarak aynı ambulansa hastaneye getirildi bu çift. Ve dediler ki işte durumumuz daha da kötüleşiyor. Belki birbirimizi hiç göremeyiz. Ne olacağımız bilinmez. Hastane yetkililerine soruyorlar. Bizi evlendirir misiniz? Hastane yetkilileri kendi aralarında bir görüşme yapıp gerçekleştiriyorlar. Durumların kötüye gittiğini gördükleri için bu isteği kabul ediyorlar ve evlendikten sonra bu arada bunu da belirteyim, 31 yaşındaki Liz Carey ve 36 yaşındaki Simon O'Brien evlendikten sonra O'Brien yani eşlerden diye biri şu anda entübe edildi. Artık en üst safhada yani çok çok kötüleştiği için entübe etmek zorunda kalmışlar. Yaklaşık 22 saattir entübe halinde tedavisine devam ediliyor. Bu arada eşi, o da aslında durumu kötüleştiği belirtiliyor. Onun da büyük ihtimalle entübe edilebileceği belirtiliyor. Umarım iyileşirler. Umut ediyorum ki entübeden çıkarlar sağ salim ve el ele tutuşup evlerini yolunu tutarlar. Fakat evet durumları iyi değil. Doktorlar bunu gördükleri için zaten bu istekleri kırmıyorlar, kabul ediyorlar. Çünkü entübe, yani artık en kötü durumdalar. Umut ediyoruz ki her şey iyi olur onlar için. Devam ediyoruz. Pekin'de bir kare. Bu kare devasa, upuzun bir kuyruğu bize anlatıyor. Bu kuyruk ne kuyruğu? Covid-19 testi kuyruğu. Şimdi Çin'de işler iyi gitmiyor bu arada. Ülke bir dejavu yaşamaya başladı. Örneğin hastaneler şu an abluka altına alınmış durumda. Covid vakaları görüldüğü için. Ve Çin işi sıkı tutuyor. Sürekli test istiyor insanlarından. Çinliler de işte böyle upuzun kuyruklar oluşturuyorlar Pekin'de. Test olabilmek için Covid testi. O anlarda işte bu şekilde bir fotoğraf karesi içinde resmediliyor. Bize göre güne dair en çarpıcı fotoğraftı. Bu arada zamanımızı tasarruflu kullanalım Bülent'ciğim. Bir güneşin yok oluşundan bahsedelim biraz. Şimdi bugün geziyorum tabii ki, dünya bültenlerini takip ediyorum. Bir şey gözüme çarptı, bir çalışma. Güneşin ömrü ve güneşin ömrü bittikten sonra dünyanın nasıl yok olacağı üzerinde. Ben de dedim ki meraklıları vardır seyircilerim arasında, tıpkı benim gibi paylaşayım. Şimdi dünyanın sonu böyle olacak. Peki nasıl? Evet, popüler bilim yazarı Kelly Witton Dünyanın Kaderi başlıklı bir yazısında yaklaşık 4,6 milyar yaşındaki güneş şimdiden yaşam döngüsünün yarısına gelmiş diyor. Ve güneş artık son evresine geldiğinde de gezegenimizin suyu ve atmosferi buharlaşacak ve geride yaşanmış cansız bir kayadan başka hiçbir şey kalmayacak. Yani bir nevi kıyamet bu aslında. Mars'ın ısınması biraz zaman alacak ama sonunda o da yaşanabilir bölgenin dışına çıkacak. Hani Mars'a gitmeye çalışıyoruz ya, insanlık oraya gidiyor. Uzay mekikleri gönderilecek, astronotlar gidecekler, orada laboratuvarlar kurulacak, koloniler oluşturulacak. Fakat Güneş'in ömrü bittiğinde orada da yaşam bitecek. Ve diyor ki yine çalışmasında, bu noktada Jüpiter ve Satürn gibi
dış gezegenlerin uyduları Güneş sisteminden insan kolonileri için kalan tek yer olacak. İyi de Jüpiter'de de Satürn'de de yaşanması için bilim insanları koşulların pek iyi olmadığından bahsediyorlar. Ne olacak peki? Bilemem artık onu ama sonu iyi olmayacak. Güneş'in ömrü tamamlandığında özetle dünyanın da işi bitmiş olacak. Dünya da varlığını sonlandıracak.